Evet, o hal kalıcı hale getirilmek isteniyor. Çıkarmaya çalıştığınız yasaların hepsi bunu içeriyor. Valilere süper yetkiler veriyorsunuz. Anayasaya aykırı. Uluslararası demokratik sözleşmelere aykırı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. Venedik Komisyonu kararlarına aykırı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına aykırı. Ama bunu yapmak istiyorsunuz. Gözaltı süresini uzatıyorsunuz bir hileyle. Bakın, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini imkansız hale getirecek bir madde getiriyorsunuz. Bunların hepsi aslında özgürlükleri, demokratik hakları gömmek üzere yapılan adımlardır. Yeni bir devlet ve yeni bir sistem kurduk diyorsunuz ya, ya kusura bakmayın. Bu Cumhuriyet tarihini sizler kadar, belki de sizlerden daha iyi bizler biliyoruz. Neden mi? Bu Cumhuriyet tarihinde ne zaman bir yasa, uluslararası ilişkiler ve Türkiye'deki ilişkiler açısından dayanılmaz, tahammül edilmez bir hale gelirse, o yasa kaldırılır, onun içeriği başka bir yasa maddesiyle tekrar yerleştirilir ve uygulama aynı devam eder. Yani sizin aslında şimdi yaptığınız şey eski devlet, eski zihniyet, geleneksel zihniyetin devamıdır. Yeni bir şey değildir. Bu nedenle iyi bir şey için çalışacaksak çalışalım, ama diğerini siz kendiniz çalışın lütfen.